Sana bir şey olacak dedim, korkutacağım ya. Benim de öyle. Ama bir şey olmadı. Bunu da atlattık, bakalım daha neler atlatacağız. Artık bir şey atlatmayalım Cemre ya. Artık düz gidelim. Düz koşalım. Engelli de koştuğumuz yeter ya, yeter. Yorulduk. Bizim için en büyük engel babamdı. O da gitti. Arkasında büyük bir boşluk bıraktı ama... başka bir boşluğu dolduracak da cevaplar bıraksa. Okumadın değil mi hala gülme? Okumadım. Okumadım çünkü korkuyorum. Elimi bile sürmedim daha. Bırakamayacağım çünkü biliyorum. Hatta belki ezberleyeceğim. Annemin acılarını, sevincini, her şeyi ezberleyeceğim. Annemi tanıyacağım Kerem. Bu belki içinde bilmek istemediğim şeyler de yazıyor olacak. Yani annem karşımda olsa dur anlatma diyeceğim şeyler. Ama durduramayacağım, susturamayacağım bu defteri biliyorum. Annemin mutluluklarını hissetmeye hazırım ama acılarını hissetmeye hazır mıyım bilmiyorum. Cemre'm, Cemre'm. Bak, o defteri yırtar mısın? Yoksa açar okur musun? Çöpe mi atarsın bilmiyorum. Oralara karışamam ki zaten. Bildiğim bir şey var. O da annem bir hayat yaşamış. Acısıyla tatlısıyla bir hayat yaşamış. O yolun sonunda da ne olduysa bir şey olmuş, annen orada dondurmak istemiş. Bu bana sorduğun sorular var ya Cemre. Senin içten içe merak ettiğin bu sorular. Bunların cevabı bence günlükte. Yani bilmiyorum, en azından okuman lazım. Günlükle bir baş başa kalıyor olman lazım. Günlük sana bunun cevabını verecek. Yoksa niye şimdi elinde olsun ki? Şimdiye kadar neredeydi Cemre? Niye haberin yoktu bu günlükten? Niye şimdi haberin oluyor? Niye sence? Hazırsın. Kalbin hazır. Aklın hazır. Annen niye bileti şimdi gönderiyor? Yalnız olmadığını biliyor çünkü yanında sevdiklerinin olduğunu biliyor. Her şey önceden hazırlanmış zaten Cemre. Sana düşen o günlüğü açıp okumak.